Arkası Yarın. Cezaevinde İsyan. 8. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ben Benson. Radyoya uyarlayan Saruhan Saray. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt ve Montaj Engin Karagöz. Şehir hapishanesinin en azılı 3 mahkumu hapishaneden kaçmaya karar verirler. Bunun için bir ip merdiven ve 2 tabanca temin ederler. Tecrit koğuşundaki gardiyanları rehin alarak kaçmayı düşünen mahkumlar, kendilerini duvara çıkartacak ip merdivenin kopması üzerine başka bir plan yaparlar. Hapishane müdürünü arayarak ayağı kırılan ve rehin alınan gardiyanların hayatına karşılık benzin dolu bir araba isterler. Ancak mahkumların bu istekleri kabul edilmediği gibi rehineleri bırakmadıkları takdirde dışarıdan saldırıya geçireceği bildirilir. 3 elebaşından biri ölümden korktuğunu bildirince diğeri tarafından boğularak öldürülür. Ancak 3. isyancı bunu henüz bilmemektedir. Peter ne yapıyor Steve? Herhalde uyuyordur. Korkudan olmalı. Korkması için bir sebep yok aslında. Hiçbirimizin burnu bile kanamadan bitecek bu iş. Ya nasıl bitecekmiş peki? Merak etme, iyi bitecek dostum. En azından operasyonu durdurarak zaman kazandık. Benim için iyi bitecek olan şey buradan kaçmaktır. Bu olmadıkça hiçbir şey iyi değildir Dan. Bunu sakın unutma. Ne var, ne oldu Clay? Neden operasyonu durdurdunuz? Dan Oakley'i aradı. Konuşmak istiyor. Kaçmak için otomobil istemekten vazgeçmiş. En önemli adımı attık. Laf. Sadece vakit kaybediyorsunuz. Dan Oakley son nefesine kadar sizi böyle oyalayıp duracak. Ve elinize hiçbir şey geçmeyecek. Bu işi bana bırakın, şimdi bitireyim. Aceleye gerek yok binbaşı. Bu işe bir çıkar yol bulabiliriz. Dan'ın bütün amacı şikayetlerini dinleyecek bir iki kişiyle konuşmak. Ne şikayetleri? Kaçarken merdiveninin koptuğu için mi şikayet edecek? Bazı şikayetleri varmış. Kendisini dinleyecek birilerini istiyor. Bu işi sulh yoluyla halledeceğiz. Bu işin sonunda kendimizi aptal yerine koydurmaktan başka elimize bir şey geçmeyecek. Siz söyleyin müfettiş Wade. Başka yapacak bir şeyim var mı? Hayır, sizinle aynı fikirdeyim. Bu şekilde bazı hayatları kurtarabileceksek denemeye değer. Dan Oakley kimle konuşmak istiyor? Vali danışmanı Donald ve avukatı senatör Boyle. Dan'ın ne yaptığının farkında değil misin Clay? Avukat olan senatör Boyen aynı zamanda sahtekar. Mesleğinin yüz karası herifin biri. Vali danışmanı Donald iyi bir adamdır. Kendisi güçlü bir gazetenin sahibi. Aynı zamanda valinin af konusundaki danışmanıdır. Fakat kendisi acıklı hikayelere düşkündür. Geçen dönem bir sürü azılı mahkumun tekrar serbest bırakılıp sokaklara dönmesi için rehini kullanmıştır. Bütün bunları biliyorum binbaşı. Sonunda kendi işlerini halletmekten aciz maymunlara döneceğiz. Bırakalım bu kişilerden Oakley'i dinlesin. Sonra teslim olacaklarmış. Bence mühim olan budur. Siz ne yaparsanız yapın. Benim askerlerimi geri çekmeye hiç niyetim yok. Onların bulundukları yerleri muhafaza etmelerini istiyorum. Hata yapıyorsunuz binbaşı. Askerlerinizle mahkumlar birbirlerine çok yakınlar. Her an bir sürtüşme yaşanabilir. Merak etmeyin. Askerlerim ancak benden emir alarak hareket ederler. Fakat İçeriden üzerlerine ateş edilirse buna şüphesiz karşılık vereceklerdir. Müdür bey, müdür bey. Ne var, ne oldu? Mahkumlar yemek salonunda karışıklık çıkarttı. Tecrit koğuşundakiler için tezahüratta bulunmaya başladılar. 644 mahkum hep bir ağızdan onlar için vahşi çığlık atıyor. Kahrolasıcalar, bu da nereden çıktı şimdi? Nereden çıktığını söyleyeyim Clay. Mahkumlar el altından sizin pazarlığa giriştiğinizi öğrendiler. Bir zaaf göstermeye görün. Bu orman yangınına benzer. Derhal dört tarafa yayılır. Hele biraz daha bekleyin. Yakında diğer hapishanelerden de aynı karışıklık haberlerini duyarsanız hiç şaşırmayın. Steve! Petr! Biraz daha dayan! Duyuyor musun Steve?
diğer koğuşlardaki mahkumlar bizimle beraber. Ayaklandılar. Askerler artık bizi öldüremez. Fazla kutlanma Dan. Birazdan müdür karışıklığı bastıracak. 600 mahkumun üzerine gitmeye cesaret edemezler. Giderler ya da gitmezler. Sen bize bak geri zekalı. Burada kapana kısıldık. Sen hala işin reklamındasın. Dayanın. Evet. Mahkumları zapt edemiyoruz müdür bey. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Buna müsaade edemeyiz. Gaz kullanmaları için emir vereceğim. Hayır, bir dakika bekleyin. Hepsinin Dan Oakley'den yana olduklarını sanmıyorum. Birkaç elebaşı yumruklarını göstererek diğerlerini size karşı olmaya zorluyorlardır. Eğer gaz kullanırsanız onların isteğine hizmet etmiş olursunuz. Haklısınız galiba. Elebaşı Egoe Williams'dan başkası değil. Dan ve Steve tecrit bloğuna konulduktan sonra kendisi koğuşlarda Ali Kıran Başkesen oldu. Clay, müsaade ederseniz yemek salonuna gidip bir bakayım. Acı Williams'ı tanırım. Birkaç kere kendisini hizaya getirmiştim. Ben de seninle geliyorum müfettiş. 20 tane de asker alayım yanıma. O kadarına gerek yok binbaşı. 2 tane kuvvetli er al yeter. Silah almasınlar. Ben de tabancamı burada bırakacağım. İyi ama bize saldırırlarsa? Bunu yapamayacak kadar korkaktır onlar. Bütün yapacağımız iş Acı Williams'a haddini bildirmekten ibaret. Bağırtıları duyuyorsunuz değil mi müfettiş? Birazdan her şey eskisi gibi olacak muharrem bey. Merak etmeyin. Dur, devam edin sen. Kapıyı açın lütfen. Peki. Şuraya bakın kimler gelmiş. Neler olursunuz. Williams, o masadan in ve yanıma gel. Ne o müfettiş bey? Buraya bizi susturmaya mı geldin yoksa? Dan Oakley'i susturduğun gibi mi? Yanıma gel diyorum sana. Ne istiyorsun ha? Neden geldin? Seni tekrar hücrene atacağız. Hücreye mi? Evet. Doğrusu yürekli adammışsın müfettiş. Bak burada 600 tane mahkum var. Sen onların arasından beni alıp hücreme götüreceksin öyle mi? Evet aynen öyle. İyi ama bakalım mahkum arkadaşlarım buna izin verecek mi? Çocuklar, müfettişin beni hücreye atmasına göz yumacak mısınız? Hayır! Bak, bak duyuyor musun arkadaşları? Vazgeç bu işten müfettiş. Demek arkadaşlarına bu kadar çok güveniyorsun öyle mi? Hem de nasıl? Göreceğiz. Al bakalım. Ah, canım. Evet, karar ver şimdi. Kendi kendine hücrene gidecek misin, yoksa askerler seni sürükleyerek mi götürsün? Bu şekilde iki paralık olacaksın Williams. Salaklar, sersemler, ne bakıyorsunuz öyle? Burada 600 kişisiniz. 4 kişiden mi korkuyorsunuz be? Saldırsanız da şunlara. Beni hücreye atmalarına izin mi vereceksiniz ha? Evet beyler. Williams'ı duydunuz. İçinizde ona yardım etmek isteyen yok mu? Hı? Binbaşım, askerlerine emir ver. Bu hayvanı sürüye sürüye götürsünler hücresine. Askerler, müfettişin ne dediğini duydunuz. Sürüyerek götürün bu leşi. Yürü. Kahrolası Cehil. Durup dururken başımı da derde soktu. Polisler mutlaka peşimdedir. Neyse otobüsün kalkmasına 5 dakika kaldı. Albany'ye gidince oradan da trenine binip izimi kaybettirebilirim. Bayan Nora Oakley. Evet ne istiyorsunuz? Kimsiniz? Polis. Bizimle geleceksiniz. Nereye? Hapishaneye Bayan Nora Oakley. Alo? Dan Oakley, ben Müdür Clay. İstediğim kişiler burada. Vali danışmanı Clyde Donald ve avukatı Senatör Boyan. Sizinle görüşmek için tecrit koğuşuna gelecekler. Ne diyorsun? Gelsinler Clay, bekliyoruz. Pekala, tekrar etmekte yarar görüyorum. Komite üyeleri içeri nasıl girdiyse öyle çıkacaklar. Sakın onları da rehin almayı düşünmeyin. Merak etme, burunları bile kanamayacak. Onlara sadece dertlerimizi anlatacağız Clay.
Evet beyler, mahkumlarla görüşebilirsiniz. Siz içeride onlarla konuşurken dışarıda askerlerin gözleri de onların üzerinde olacak. Buna gerek yok müdür bey. Biz korkmuyoruz. Dan Oakley'i tanırım. Hiçbir zaman verdiği sözden geri dönmemiştir. Gidelim. Hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz. Bu Kadir arkadaşım Steve Runstead. Diğer arkadaşım Peter Zorba hücresinde. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba. 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 Görüşmeye başlamadan önce Guardian Warney ile Ken'e zarar verilip verilmediğini görmek istiyoruz. Lütfen bizi onların yanına götürün. Elbette, buyurun. Hayır hayır. Oturun oturduğunuz yerde. Kimseyi görmek yok. Steve sakin ol. Bunda bir şey yok. Görecekler sadece. Kapa çeneni Dan. Sizlere gelince gardiyanlar hücrelerinde ve durumları da gayet iyi. Yine de görmek isterdik. Bence vakit kaybetmeyelim Bay Donald. Evet evet. Sağlıkları gayet iyi. Hapishane doktoru geldi ve gardiyan Warney'in kırık bacağını tedavi etti. Öteki gardiyanın zaten bir şeyi yok. Bence hemen görüşmelere geçsek iyi olacak. Dan Oakley doğru söylüyor Bay Donald. Sabahtan beri bütün radyolar, televizyonlar hapishanedeki bu olayı anlatıyor. Bir an önce mahkumları dinleyip bir orta yol bulalım. Ve işi tatlıya bağlayalım. Siz konuşun. Ben pencereden avludaki askerlere bakacağım. Pekala Dan Oakley, seni dinliyoruz. Neden firara yeltendiniz? Bay Donald, bu işi basit bir firar teşebbüsü olarak görmeyin lütfen. Çünkü biz hiçbir zaman firar etmeyi aklımıza bile getirmedik. Bizim niyetimiz dikkatleri üzerimize çekmekti. Hangi konuyu? Hapishanenin olumsuzluklarına. Yaptığımız bu iş mahkum arkadaşlarımızın içler acısı durumuna dikkat çekebilmekti. Bu uğurda kendimizi feda etmeyi dahi göze aldık. Pekala. Hikayetlerinizi söyler misiniz? Yemekler kötü. Eğlence ve beden egzersizleri yetersiz. Gardiyanlar kan kusturuyor. Gece gündüz zulüm üstüne zulüm yapılıyor. Hapishanenin bu olumsuzluklarında yaşama imkanı yok. Yarına hiçbir şekilde umutla bakamıyoruz. Yöneticiler yan bakanı hücreye atıyor. Evet Bay Oakley. Sanırım şikayetlerinizi öğrendik. Fakat bunların çoğu geçen sonbahar ceza sisteminde reform getirecek tasarının kanunlaşmasıyla ıslah edilme yoluna girmiştir. Siz öyle sanıyorsunuz. Bu hapishanede reform yapılmadı. Her şey eski tas eski hamam Sayın Vali Danışmanı. Bütün sistemin ıslah zaman meselesidir. Bizden başka ne istiyorsunuz onu söyleyin. Hapishane içinde mahkumların şikayetlerini dinlemek için mahkumlardan bir konsey kurulmasını istiyoruz. Konsey mi? Peki bu konsey kimlerden oluşacak? Tabii ki mahkumlardan. Konsey üyeleri ve başkanını mahkumlar kendi aralarında seçecekler. Seçilenler bütün mahkumları temsil etmeli ve onların sözcüsü durumunda olmalıdırlar. Demokratik bir düzende yaşadığımız iddia ediliyor. Fakat hapishanede demokrasinin zerresi yoktur. Hapishane idaresi barbar bir diktatörlükten başka hiçbir şey değildir. Başka? Yemekler düzeltilmelidir. Satın alma komisyonlarında rüşvet alınmakta türlü dolaplar dönmektedir. Devam edin. Eğlence ve spora daha fazla yer verilmelidir. Böylece beden ve ruh sağlığı daha mükemmel olacaktır. Bunlar çok yapıcı fikirler. Öyle değil mi Bay Donald? Evet, bazıları gerçekten çok değerli Senatör Boyne. Bay Oakley, sizin şahsi isteklerinizi hala öğrenemedik ama. Arkadaşlarımızın durumlarını düzeltmekten başka hiçbir seçeneğimiz yok bizim. Fakat mahkumların iyiliği ve hapishanenin selameti için Müdür Carson Clay'in başka bir yere tayin edilmesi şart. Hatta bazı zorba gardiyanların da. Pekala. Bu şartların ıslahı için her türlü gayretin gösterileceğine sizi temin ederim. Şayet istekleriniz bunlardan ibaretse Bay Oakley. Bir şey daha var Bay Donald. Hapishane idaresi bu yaptıklarımızdan dolayı bizden intikam alacaktır. Bizi bu zalim gardiyanlara teslim etmemenizi istiyoruz. Fakat çok tehlikeli eyleme girdiniz. Aynı zamanda hapishanede büyük bir huzursuzluğa da sebep oldunuz. Korkarım başsavcı mahkumiyetinizi ve silahları ne şekilde elde ettiğinize dair bir soruşturma açılmasını isteyecektir. Bu adil bir çözüm yolu değil. Ben üzerime düşeni seve seve yapmaya hazırım. Gardiyanları serbest bırakacak ve silahları teslim edeceğim. Fakat müdür de kendine düşeni yapmalıdır. Yani mahkum edilmeyeceğinize ve silahlar hakkında soruşturma açılmayacağına dair bir söz istiyorsunuz bizden. Evet avukat. Bu sözü istemek hakkımızdır sanırım. Aynı zamanda bu hadiseyi kan dökülmeden sona erdirdiğimiz için mahkumiyetlerimizin yeniden gözden geçirilmesini, bir süre sonra da şartlı tahliye talebimizin kabul edilmesini istiyoruz. Çok ağır şartlar ileri sürüyorsunuz Bay Oakley. Bu resmen devletle pazarlık anlamına gelir. Ağır fakat haklı şartlar. Lütfen benimle gelin de size nasıl daracık hücrelere kapatıldığımızı göstereyim. İçinde hayvan bile kalamaz. Bunlardan birine girip orada bir ömrün nasıl geçirebileceğini tasavvur etmenizi istiyorum. Peki, görelim bakalım. Hayır, hayır, hayır. Oturun oturduğunuz yerde. Kimse hücreleri görmeyecek. Ne oluyor lan? Neden? Az önce hücreleri görmemizi kendiniz istediniz. Ben istemiyorum o kadar.
Bay Donald, sizce sakıncası yoksa Dan Oakley ile biraz konuşabilir miyim? Biliyorsunuz yıllarca onun avukatlığını yaptım. Zannederim kendisiyle bir takım konularda anlaşabileceğimi sanıyorum. Bana göre Avoş, görüşebilirsiniz. Çabuk bir çözüm yolu bulmayı kolaylaştıracak her şeyi memnunlukla karşılarız. Dan, benimle gelir misin? Gelirim. Biliyor musun Dan, çok şey istedin. Evet ama bu bir pazarlıktır Boyan. Fakat çok daha azına razı olmak zorunda kalacaksın. Hiç de bile. İki gardiyan şu anda elimde. İstediğim anda onları öldürebilirim. Bu sizi kurtarmaz. Sana öyle geliyor. Vali danışmanı Donald'ın istediklerimizi yapacağını sanıyorum. Donald'dan fazla bir şey bekleme Dan. Dinler, ilgi gösterir fakat elinden fazla bir şey gelmez. Sonunda teslim olmak zorunda kalacaksın. Neticede adam kaçırmak ve firar teşebbüsü suçlarından bir 20 sene daha yiyeceksin. Korkarım üçünüzü de burada gömecekler. O halde teslim olmayacağım. Teslim olmadığın takdirde de içeri gelip hepinizi öldürecekler. Bunun için binbaşı yanıp tutuşuyor. Kısa kes Boyan. Ben seni çok iyi tanırım. Ağzında geveleyip durduğun baklayı çıkar. Ne istiyorsun onu söyle. Şimdiye kadar hareket tarzın oldukça iyi. Adi bir sabıkalı gibi değil, sosyal görüşlü siyasi bir mahkum gibi laflar ettin. Her ne kadar bir şey yapmayacaksa da vali danışmanını da etkiledin biliyor musun? Ne istediğini çabuk söyle Boyan. Steve Rusty'di yalnız bıraktık. Dilinin tekidir. Ne yapacağı belli olmaz. Pekala adam. Bay Donald'ın yanına gidince ona her şeyi benim halletmemi istediğini söyleyeceksin, tamam mı? Yani bu işi senin çözümüne mi bırakmamı istiyorsun? Evet, sadece benim sözlerim ve karakterine itimadın olduğunu belirteceksin. İyi de Herifçioğlu vali danışmanı bunu kabul edecek mi? Merak etme Donald, bu işi benim üzerime almamdan ve kendisinin bu işten sıyrılmasından memnun olacaktır. Peki sen ne yapacaksın? Ben doğru müdüre gidecek ve senin teslim şartlarını bildireceğim. Tabii o reddedecek. Ben de pazarlık edeceğim. Müdürün pazarlığa yanaşacağını sanmıyorum. Hiç önemli değil. Ben bu şekilde sana birkaç kere girip geleceğim ve pazarlığa devam edeceğim. Bu işi mümkünse bir gün uzat. Gerginliği son haddine çıkar. Fakat sonuçta bana şahsen teslim olacaksınız, tamam mı? Ve sen bizi ön kapıya götürüp arabaya bindirip yolcu edeceksin. Bunu mu demek istiyorsun? Hayır, seni buradan bir afla çıkaracağım. Şimdi değil tabii, 2 sene içinde. Geç bunları boyun, bu lafları daha önce de duymuştum senden. Ama başaramadın. Bu sefer başaracağım, inan bana. Bu durumdan ben de çok faydalanacağım. Bu işin reklam tarafı muazzam. Seni affettirmek bana pahalıya oturacak ama... Fakat buna değer. İyi düşün Dan. Yani bu işi seni meşhur edeceğini mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Beni bütün dünya tanıyacaktır. Tabii beni de. Elbette. Peki. Steve Rusted ne olacak peki? O megaloman herifi unut Dan. Onun için bir şey yapamam. Steve Rusted senin için o kadar önemli mi? Hayır canı cehenneme. O öldürmekten başka hiçbir şey düşünmüyor. Pekala. Vali danışmanına ne söyleyeyim? Ona seni teslim olmak için iknaya çalıştığımı söyle. Bana güvenin olduğunu, benim adil olduğuma inandığını ve sadece benim müzakereleri yürütmemi istediğini ona anlat. Kes şu gülmeyi Dan. Gülecek halde değilsin. Biliyor musun bu oyun? Hayatımda senden daha tilki bir herife rastlamadım. Aslında senin de bizim gibi burada olman gerekiyordu. Cezaevinde İsyan adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.